Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ciddi, çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Hisse senetlerinizin teknik grafiğinde bu tarz bir işlem, bu tarz bir formasyon görüyorsanız mutlaka diken üstünde olmanız gerektiği, düşüşlerin olabileceği, kendinizi zararlardan kurtarabilmeniz gerektiğini ifade eden bir formasyon, bir mum grafiği şeklinde anlatacağım sizlere. Teknik analizli hiç sevmiyor, teknik analize ilgilenmiyor olabilirsiniz. Bu bir şey ifade etmez. Sadece temel analize göre işlem yapıyor da olabilirsiniz. Bu konuda da tabii ki saygı duyarım. Ama teknik analiz verilerinden mutlaka yararlanmamız gerekiyor. Aynı şekilde sadece teknik analize işlem yapanların da mutlaka temel analiz verileriyle işlem yapması gerekiyor. Yani bu konuda kendimizi belli bir kalıba sokmaya, kutuplaştırmaya ihtiyacımız yok. Bütün verilen verilerden, bütün analiz yöntemlerinden yararlanabiliriz. Bu bizim özgürlüğümüzdür hisselerinizi teknik analizle kontrol etmiyorsanız bile birazdan göstereceğim birazdan Ereğli, Bimaş, Türk Havyoları ve Tüpraş gibi büyük hisseler üzerinde göstereceğim bu formasyon bu olay gerçekleştiğinde en azından ufak bir destek direnç noktaları göstergeler kısmından birkaç tane indikatörle hissenizi kontrol etmeniz hissenizi teyit etmeniz gerektiğini düşünüyorum ve bunları size açıklayacağım. Bu tip büyük hisseler seçmemdeki neden de Ödenmiş sermaye yani lot sayıları, öz kaynakları gelirleri ufak olup rahat yönetilebilir şirketlerde olmadığını tüm şirketler için geçerli olduğunu anlatmaktır. Buraya ufak ödenmiş sermayeli, ufak öz kaynakları olan birkaç şirkette gösterseydim bunlar zaten fasafiso şirketler, çok yönetilebilir şirketler, spekülasyona, spek hareketlere açık şirketler. Bu yüzden oldu diyebilirdiniz. Fakat güzide 4 tane şirketimizi getirdim ki bunlarda bile bu formasyonların çalışacağını görelim. Şimdi genel olarak İnan şu şekilde olduğu için tezdeki şu söylenen şeylerin bir dayanağının olmadığı söyleniyor fakat bunlar anlatan kişilerin altındaki dayanağını anlatmamasından dolayı kaynaklanıyor. Ben size olayı gösterdikten sonra eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz neden bunun olduğunu yani burada bir formasyon var fakat bunun temel verisini, bunun arkasındaki mantık ne? Videoyu sonuna kadar izlerseniz bunları da anlatacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce kanala abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum görüş, eleştirilerinizi, desteklerinizi de yorum kısmına yazarsanız sizlere çok teşekkür ederim. Bunları teknik analiz eğitim serimize zaten şu anda kanalımıza girip oynatma listesinde göreceğiniz şekilde teknik analiz eğitim serimize ekleyeceğim. Bunların eğitimleri teknik analiz eğitim serisine de gelecek. Sizden ricam eğitim serilerimizi sahiplenmeniz, oraya da destek vermenizdir ki çünkü şu an burada eğitimsel bir anlatım yapmak yerine olayı göstereceğim ve sizlerin buna karşı nasıl strateji uygulayabileceğinizi, nasıl defans alabileceğinizi göstereceğim. Erkenden haberiniz olsun istiyorum ki zarara uğramayın diye. Eğitim olarak da dediğim gibi eğitim oynatma listemizin içerisine gelecek. Ben bugün için günlük bazda incelemesini yapacağım ve şöyle çok geri verilere bakmayacağım. Siz bunu günlük değil de saatliğe, 4 saatliye bir haftalığa getirdiğiniz zaman bu verileri çoğaltabilirsiniz. Yani sadece günlükte bakmak zorunda değilsiniz. Diğer grafiklerde de bakabilirsiniz. Devamının ve detaylısını teknik analiz eğitim serisine geleceğini tekrar söyledim. Garip adlandırmaları var. Ben şu anda ne yapacağımı bir açıklayayım, öncelikle göstereyim. Bakın. Burada oluşan, tepede oluşan kayan mumları tepede oluşan kayan yıldız formasyonunun bize çok ciddi zararların önüne geçebileceğini söylüyor. Örneğin burada %11'lik bir zararın önüne geçiyor. Ki Ereğli gibi bir kağıtta %11 düşüş demek ufak ölçekli kağıtların %50 düşüşü demektir. Aynı zamanda bir maçta bakın tepede oluşan grafikten sonraki düşüş tepede olan bu formasyondan sonra düşüşün bakın ne kadar olduğunu göreceksiniz. Ortalama %20'lik bir düşüş oluyor ki dediğimiz gibi bu e, bir maç hissesi için geçerli. Yani bir maçta %20-%25'li bir düşüş diğer hisselerin %100 düşüşüne tekabül eder. Formasyonları şimdi sizlere gelin anlatayım. Çok farklı isimleri var. Garip bize çekiç, ters çekiç, kayan, yıldız, marabul, bir sürü farklı terimlerle geliyor. İngilizcesi reverse hammer'dır. Ters çekiç anlamına gelir. Orada da oradan Türkçeleştirilmiştir büyük ihtimalle. O yüzden e, ters geliyor. Reverse hammer olarak çevrildi. Önemli olan ismi değil bizim için mantığı, mentalitesi altında ne ifade etti? Yani neden şu saplı bir şey oluştuğu zaman yaklaşalım. Şöyle bir şey oluştuğu zaman neden düşüş oluyor? Canımız istediği için değil altında bir mantık var mantığını da anlatacağım. Evet şimdi öncelikle dediğim gibi örnekleri inceliyoruz. Evet şimdi hangi hisselerde nasıl çalıştığını inceliyoruz. Ardından mantığını nasıl bulabileceğinizi, nasıl defans alabileceğinizi, nasıl strateji üretebileceğinizi anlatacağım sizlere. Şimdi burada gördüğümüz gibi Ctrl'ye basıp yaklaşıyorum buraya. Gövdesinin kısa, fitilinin uzun olduğu ve tepede oluştuğu bir e, grafik arıyoruz burada. Bakın tepede oluşmuş. Gövdesi kısa, çubuğu uzun. Buna kayan yıldız formasyonu diyoruz. Ve böyle bir formasyon olduğunda mutlaka düşüşle sonuçlanıyor. %100 tabii ki yine değildir. Tabii ki farklı indikatörlerle yorumlamanız Teyit etmeniz gerekiyor fakat oldukça çalışan bir Formasyon şeklidir tekrar incelemesini yapacağız Burada birkaç tane kriterimiz var Birinci kriterimiz bunun üzerine anlatacağım Tepede oluşması Direnç noktalarına yakın yerlerde oluşması bakın ya tepede oluşacak ya da buralarda oluştuysa örneğin direnç noktalarına yakın yerde oluşacak. Şu noktada oluşup da Buranın direnç olmasını zaten bekleyemeyiz neden Çünkü daha direnç olması için birkaç yerde test etmesi lazım ama zaten zirvesine gitmiş. Nasıl direnç oluştursun? O zaman nedir? Daha önceki verilerde bir maç buraların üzerine ere özür diliyorum. Buranın üzerine geçmediyse demek ki burası direnç noktası, tepe noktasıdır. Tepede oluşan kayan yıldız formasyonu sonrası ciddi düşüş elde edilir. 1. Geçiyorum ikincisine. Bir maç hissesine geldim. Bir maçta da ne yapıyoruz? Şu nokta bakın. Hemen bir yata yatacağım şimdi buraya. Neden? Çünkü eğer ki tarihi zirvesi değilse, yeni zirvesi değilse bu nokta direnç noktası olması gerektiğini söylüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere test etmiş çok kuvvetli bir direnç noktası. Eğer ki direnç noktasında oluşuyorsa formasyondan sonra ciddi düşüşler olabileceğini söylüyor bize. Burada gördüğümüz gibi %20 %25'e yakın bir düşüşün önüne geçmiş oluyor. Bu formasyonu bilmek. Sizlere tavsiyem mutlaka elinizde olan hisselere mutlaka bu formasyonun olup olmadığını gidin deneyin. Heyit edin. Eğer alacağınız hisseler varsa uzun vadeli yatırım için böyle bir formasyon varsa düşüşü bekleyip alttan lot toplayın. Eğer kısa vade için yapıyorsanız kendinize bir stop loss noktası koyun. Fakat bununla ere ile arasında bir fark vardı gördüğünüz üzere. O da nedir? O farkta bunun yeşil, bunun ise kırmızı olmasıdır. Kırmızı olanlara kayan yıldız, yeşil olanlara ise ters çekiç diyoruz. Benim için fark eden bir şey yok. Normalde ters çekiş dipte olur, yükselişi uyandırır. Yeşil mumda olduğu için deniyor ama benim için isimler ve ezber önemli değil. Benim için mantalite önemli. Şimdi de neden bu mantalitede olduğumuzu, neden böyle söylediğimizi açıklayacağım. Yeşil de olsa, kırmızı da olsa eğer ki destek direnç noktalarını oluşturuyor, tepe noktalarda oluşuyor ve bu formasyonu uygunsa düşüşün gerçekleşeceğini söylüyorum. Türk Hava Yolları'na geri geldim. Türk Hava Yolları'nda oluşan şöyle bir grafik var bakın. Bunun ile daha demin anlattığım çekiç ve kayan yıldızı karıştırmayın diye çizdim buraya. Aynı şey değiller. Benzer özellikler gösterebilirler. Mentalite olarak baktığımızda altyapısındaki fikirlerin yaklaşık olduğunu söyleyebiliriz ama şu ifadeyle baksanıza ya işte çekiç kısmı çok ince çok da uzun bir sapı var daha da kuvvetli bir çekiçmiş gibi görmeyelim. Bu net olarak bir çekiç formasyonu değildir. Hangisinin olmayacağını da sizlere anlatmak istedim. Yani siz şimdi bu videoyu izledikten sonra hissenize gidip de ya bakalım benim şu hissemde böyle bir şey var mı dedikleri gibi acaba ben bir şu anda düşüş yaşar mıyım derseniz bununla ilgili sizin bilgilendirmiş olayım. Daha demin gördüğümüz formasyon buna ait değil. Şimdi burada tüp üzerinde inceleyeceğimiz bir başka çekiç formasyondur. Benim için dediğim gibi çekiç mi aşağıda olacak, yukarıda olacak bu sağlamaz demiyorum. Benim için uygundur yine. Burada tek kriterimiz bakın burada gövdenin altına bir gölge sarkmış. Bu gölgenin de çok uzun olmaması gerekiyor. Bu gölge eğer daha da fazla aşağı doğru hareket ettiğinden yani daha uzun olduğunu düşünürsek, bu şekilde olduğunu düşünürsek o zaman artık çekiç formasyonundan yavaş yavaş çıktığını ve bir e, formasyona uygun olmadığımız anlayabiliriz. Şu an için ama baktığımızda kabul edilebilir seviyede. Peki bu bizi ne kadar bir e, zarardan kurtarmış oluyor? Bakalım. Uzun vade içerisinde baktığımızda %17'lik, daha kısa vade içerisinde baktığımızda da %8'lik bir zarardan bizi kurtarmış oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sizlere hisseler üzerinde büyük ve köklü hisseler üzerinde anlattıktan sonra bunların mentalitesinin ne olduğunu, neden düşüş sağlandığını anlatayım. Bu formasyonu incelediğimiz zaman şunu söylüyoruz. Fiyat hareketleri buraya kadar çıkmış ve burada bir gövde oluşabilecekken gövde burada oluşmayıp aşağıda oluşmuş. Demek ki diyoruz, fiyat yukarı hareket etmek isterken öyle bir yukarıdan baskı, öyle bir satış baskısı geliyor ki öyle bir domine ediliyor ki piyasa. Fiyatlar bu seviyelerin altında kapanıyor, hatta ciddi altına kadar iniyor. Bakalım ne kadar tekrar? %3 %3.5 kadar altına inileceği kadar domine ediliyor. Yani hisseleri domine eden birisi var. Fiyat yukarı çıkmak isterken satış yiyor. Satış yemesi teknikten fazla temele kayan bir veri oluyor. Yani satışlar başlıyor düşüş geliyor izlenimi veriliyor bize. Bir diğeri ise yani buradaki yeşille kırmızı arasındaki farka biraz bakmamız gerektiği zaman anlatacağım kısım. Açılışın evet yeşil olduğu zaman yani kayan yıldızıyla çekiç olduğu zaman açılışın bir miktar üstünde kapatıyor. Tamam bu güzel artıyor bir miktar ama ardından tekrar azaldığını yani bu seviyelerin üzerinde kapanış sağlamadığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Kağıdımız, firmamız, şirketimiz yükselmek istiyor fakat alımlar ve elinde yüksek miktarda lot bulunduran balinalar yükseldiği anda yüklü satış yapıp piyasayı domine ediyorlar. Yani bizim şirketimiz haberlerimiz olabilir, gidişat olabilir, sektörel olabilir, ülkenin konumu olabilir. Fiyatlar ve şirket bazlı olabilir bu yine. Hisse yukarı yönlü gitmek istiyor ama elinde çok yüksek lotlar bulunduranlar adeta yukarı yönlü fiyat çıktığı zaman oradan çıkan çocuğa bir tane tokat atmak gibi tekrar aşağı indiriyorlar. Tekrar yukarı çıkmaya çalışınca tekrar indiriyorlar. Bu tabii ki tokat indirmek gibi değil de finans ve borsa camiasına gelin uyarlayalım. Ne oluyor? Yukarıdan kar realize etmek oluyor. Bakın YouTube kanalımızın videolar kısmına girerseniz kar realizasyon videosunu görürsünüz zaten. Bir artıştan sonra oluştuğu için tepe ve burada da artık insanlar kar realize etmek istiyor. Karı cebe indirmek istiyorlar. Buraları tekrar geldiği zaman tekrar satacaklar. Belli bir fiyatın üzerine çıktığı zaman kar realize edip satıyorlar. E siz ne kadar alırsanız alın. Büyük lot onlarda olduğu için siz aldıkça onları satıyor. Zaten canlarına millet. Örneğin şuradan bile bakarsak tüpraş için. Adam %20 kazanmış birkaç gün içerisinde. Buraya geldikçe satarım diyor. Sen de fiyatı yükseltmek için daha fazla alıyorsun. Daha fazla alıcı çıkıyor. O da oh diyor aldıkça ben satacağım. Zaten benim lotumla benim hacmimle rekabet edebilecek düzeyde kimse yok diyor. Büyük yatırımcı bunu söylediği için. Balinalar bunu söylediği için. Bu formasyonun yani altındaki mantığı anlayabildiniz mi? Bakın 5 dakikadır temel veri aslında konuşuyoruz. Burada bir alım satım dengesizliği arz talep konusunu ve kar realizasyonu konusunu konuşuyoruz. işte bunların oluşma mantığının arkasında da böyle bir mantık var. Biri sabah uyanıp eline kağıt kalem alıp bunu çizmiyor. Oluşurken mutlaka hacim ve bu kriterler göz önünde bulundurmalı. Sizlere söyleyebileceğim mutlaka hisselerinizi en azından birkaç günde bir gidip grafiklerine şöyle gelip tepede böyle bir şey var mı dipte böyle bir şey var mı kontrol ederek en azından tepede olup satış yiyeceğiniz fiyatların düşeceği konusunda e, oluşan bir formasyon mu olursa buna karşı aşağıdan lot arttırırsınız ya karınızı burada realize edersiniz dipten toplamaya devam edersiniz. Eğer yorumlarda yazarsanız teknik analiz eğitim kısmında çok hızlı şekilde formasyonlar serisine de devam edebilirim. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sadece zarar önlemek için değil, karınızı arttırmak için de dipte oluşan yükselişin net habercisi olan grafikler ve formasyonlar var. İsterseniz size bunların da çekimini yapabilirim. Dipte oluşan XYZ formasyonuna göre yükseliş olabilir. Bunları kontrol edin diyebilirim. Video sonuna kadar izlediyseniz beğeni atıp kanalımıza abone olursanız eğitim içeriklerinin, sizin için çalıştığım içeriklerin gelmesi devam edecektir. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.